Hemen bir duyuru. Arkadaşlar bugün saat 5'te Facebook sayfamda canlı yayındayım. Muhakkak gelin, çok güzel oyunlar oynayacağız. Birlikte güzel vakit geçireceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim için güzel bir gün. Çünkü yeni bilgisayarımla çektiğim ilk videom bu oluyor. Gördüğünüz gibi yeni bilgisayar burada. Tüm heybetiyle, ışıklarıyla mışıklarıyla böyle ışıklı mışıklı burada duruyor ve çok karizmatik duruyor be abi. Şimdi arkadaşlar sistemde neler yok ki? Öncelikle ben bütün parçalarımın hepsinde Asus tercih ettim. Çünkü Asus'un bütün parçalarını çok beğeniyorum. Yani Asus'un yaptığı işi çok beğendiğim için hepsinde Asus gitmek istedim. Ekran kartım, anakartım, sıvı soğutmam, güç kaynağım hepsi Asus arkadaşlar. RAM'lerim G-Skill. Onun dışında işlemcim de Intel. AMD işlemci de tercih edebilirdim ama ben Intel seviyorum açıkçası. Hani bu benim biraz sevmeme bağlı olarak oldu. Intel'i beğendiğim için gittim i9-9900KS aldım arkadaşlar. Galiba bu yeni çıkmış. Böyle bir işlemcim var. Ekran kartımızda Asus'un 2080 Ti White'ı var. Bu da yeni çıkan bir ekran kartı ama 10 numara bir ekran kartı gerçekten. Şimdi zaten detaylı baktığımız zaman parçaları anlatacağım. Onun dışında güç kaynağımızda Asus'un Thor diye bir güç kaynağı var. Kendisi de burada duruyor. 1200 wattlık platinyum bir güç kaynağı. Güç kaynağında biraz işi abarttım. Yani 1200 watt cidden uçuk bir güç değeri oldu. Onun dışında anakartımızda Asus'un Maximus Hero Wi-Fi modeli var arkadaşlar. Bunun ismi de uzun ha. Asus Maximus Hero Wi-Fi falan böyle. Asus Maximus böyle şey gibi. Biliyorsunuz o filmi. Adı neydi lan o film? Filmin ben adını unuttum. Gladiatör ya, gladiatör aynen. Bu da bir gladiatör abi. Böyle bir anakartım var. Anakart da cidden fena bir anakart. RAM'lerimiz de G-Skill'in arkadaşlar. RAM'leri 32 GB'lık bir RAM. 3400 mü? 3600 MHz miydi? 3400 müydü? Bak onu ben de karıştırıyorum şu an. Neyse arkadaşlar, Trident Z diye geçiyor bu modelde. Gördüğünüz gibi ışıklı, her yerinden ışık çıkan bir RAM. Arkadaşlar bence en karizmatik parçayla başlamak lazım. Asus 2080 Ti White ile başlamak lazım. Gördüğünüz gibi ekran kartım acayip karizmatik. Vallahi karizmadan akıyor, paçalardan akıyor karizma ya. Işıkları, mışıkları böyle beyaz rengi özellikle. Yani ben ilk kez bir beyaz ekran kartı kullanıyorum. Bu kadar karizmatik olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Ama muazzam. İşin biraz teknik kısmına baktığımız zaman da Asus GPU ve bellek için fabrikada kayda değer bir hız aşırtması yapmış arkadaşlar. Yani fabrika çıkışında alet zaten en üst ayarlara getirilmiş bir şekilde. O yüzden kendi 2080 Ti'ından daha yüksek byte sürümü. Yani baba bir cihaz olmuş. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar, Asus'un fanları ısı değerine göre çalışıyor. Yani 2080 Ti'da bakıyor cihaz, diyor ki lan ben sıcak mıyım? Sıcak değilim. Tak kapatıyor fanları. Bakıyor sıcak mıyım, ben biraz ısındım, hop açıyor fanları. Böyle güzel bir özellik var. Onun dışında arkadaşlar renkleri istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Böyle gökkuşağı yapabiliyorsunuz, kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Hepsini Asus'un programıyla ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaten fix 10 numara bir özellik. İşlemciye gelecek olursak arkadaşlar 9900KS modeli var bende. 8 çekirdekli ve hepsi 5 GHz'de çalışıyor. Gerçekten çok baba bir işlemci. Ama bu işlemciye iyi bir sıvı soğutma lazımdı. Ben de o yüzden arkadaşlar yine Asus'un LC360 adlı modelini kullanıyorum. 3 tane büyük fanı var. Onlar da ışıklı. Şurada göreceksinizdir. Ve çok iyi bir sıvı soğutma açıkçası. İşlemciyi güzel soğutuyor. Ama tabii ki anakart da çok önemli. Maximus Hero Wi-Fi modelini kullanıyorum dediğim gibi. Bu anakartta 10 numara bir anakart. İşlemciyi taktım tak diye böyle kendisi dedi ki bu bence benim anakartım dedi işlemci. Bana iyi ki bunu taktın dedi. Şurada görüyorsunuz Asus'un logosu var. Bu arada ben bilgisayarı kendim kurdum. Kurarken bunu ters çevirmişim. Ters takmışım. Ama çok karizmatik oldu açıkçası. Yani Asus'un logosu normalde aşağı doğru biliyorsunuz ama ben tepeye doğru taktım. Böyle de karizmatik oldu. Dediğim gibi arkadaşlar böyle güçlü işlemciler için iyi anakartlar ve iyi sıvı soğutmalar lazım. Zaten Maximus Hero acayip iyi bir anakart. Ben çok memnunum. Yani anakartları şöyle bir araştırdım. Daha yüksek modelde anakartlar da var ama bu anakart bütün ihtiyacın hepsini karşılayan 10 numara bir cihaz. RAM'imi taktım, hiç sorun yok. Ekran kartı, her şeyi canavar gibi çalıştırıyor. O yüzden bu Maximus'lar arasında da bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Bu cihazı öneririm 10 numara cidden. RAM'ler arkadaşlar G-Skill'in Trident Z RGB modeli.
32 GB, 64 GB almadım. Belki ileride bir 32 GB daha alıp takabilirim. RAM'lerle de ilgili bir problem yaşamadım. Ha şöyle bir problem yaşadım. Bu belki bazı arkadaşlarımızın başına gelebilir. O yüzden size uyarı babında söyleyeyim. Arkadaşlar dual RAM bunlar. Yani bunlar 2 RAM. Bunları takarken 1. ve 3. slota takarsanız çalışmıyor. Ama 2. ve 4. slota takarsanız çalışıyor. Enteresan. Ben ilk başta 1 ve 3'e taktım. Çalışmadı. Bilgisayar açılmıyor çünkü. 2 ve 4'e takınca bilgisayar canavarlaştı. Birden açıldı. Ona eğer siz de benim gibi kurulumu kendiniz yapacaksanız dikkat edin. Çünkü çalışmadığında ya bu niye çalışmadı diyeceksiniz. Bunun nedeni bu. Bu arada bilgisayarı kendim kurdum. Bilgisayarı kurmak zor mu? Orta diyeyim. Çünkü mesela ben bu Jaguar Conquer bir kasa aldım. Şimdi bu kasanın ön paneli arkadaşlar, yan paneli, arka paneli, her yeri boş. O yüzden demonte geldi bu galiba. Yani böyle bir kutu tasarımı değil de her yerinin açık olduğu bir tasarımı var. Camları var falan. Herhalde kırılır diye mi, yamulur diye mi yaptılar, ne yaptılar bilmiyorum. Demonte geldi. Ben kendim kurdum dediğim gibi her şeyini. İşte onu oraya tak, bunu buraya tak, oraya onu geçir, buraya bunu yap, bilmem ne falan filan derken hem vakit kaybediyorsunuz, bir de kablolamada ön panelin oradan tabii ki işte güç kablosudur, reset kablosudur, zaptır, zurttur, bilmem ne, işte HDD, onun dışında HDD, ön USB'ler falan filan, biliyorsunuz kablolar çıkıyor. Onları oradan çekiyorsun, alttan dolandırıyorsun, anakarta takıyorsun. Anakarta takarken dikkat etmen lazım. O çünkü yerin bir tanesini yanlış taktığında açılmıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu anakartta da şöyle bir özellik var. Kendi güç kablosuna, girişine şöyle bir, şöyle küçük bir arkadaşlar şey yapmışlar. Giriş gibi bir şey yapmışlar. Bütün kabloları ona takıyorsun, onu anakarta takıyorsun, öyle açılıyor. Onunla alakalı mesela acaba hani problem yaşar mıyım diye düşünmüştüm, yaşamadım. Ama vakit alıyor tabii ki. İşte sıvı soğutmayı takmak, ne bileyim. Yani en zorlandığım parça galiba sıvı soğutma ve dediğim gibi o kablolama oldu. Onun dışında çok basitti zaten. Ekran kartı dünyanın en kolay takılan şeylerinden biridir. İnsanlar biraz korkuyor ama çok basit. RAM'in aynısı. RAM'i tık oturtuyorsunuz ya, ekran kartı da aynı. Oturtuyorsun, yandan vidalıyorsun. Bitti. Ha tabii şuralardan gelen güç kabloları var. Güç kaynağından çekeceğimiz. Ha bir de güç kaynağı anlattım. Güç kaynağını anlatmadım, konuşamadım. Şimdi güç kaynağımız arkadaşlar Asus'un Thor diye bir modeli. 1200 wattlık bir güç kaynağı. En güzel özelliği bence görünüşü. Görünüş cidden muazzam. Zaten güç kaynağı olarak 1200 watt veriyor. Platinum 10 numara olağanüstü bir güç kaynağı. Ama abi şurasında aldığı watt yazıyor. Oyunlarda kaç watt çekiyor? Şu anda boşta kaç watt çekiyor? Işıkları olsun. 10 numara bir tasarım yapılmış. Çok hoşuma gitti. Açıkçası beni en çok cezbeden tasarımı oldu satın alırken. Tabii ki arkadaşlar güç kaynağında da yine ışıkları istediğin şekle alma var. Ama böyle kırmızıya ben hiç dokunmadım. Çok güzel gözüküyor bence. Ama o istersem onu da mavi yaparım, mor yaparım. Kafama göre takılabiliyorum. Yani onda da bu Asus'un renklendirme özelliği sync olması lazım. O özellik yine güç kaynağında da var. Ama iyi ki Asus almışım diyorum. Çünkü hem tasarım açısından arkadaşlar, hem performans açısından. Ben daha önce başka markaların da ekran kartlarını kullandım. Biliyorsunuz bende bir 980 Ti vardı. Benim ekran kartım oyun oynarken yandı. Yandı. Önceki bilgisayarımda 1080 Ti Asus'un modeli vardı. O da çok iyi bir ekran kartıydı. Çok problemsizdi. 10 numaraydı. Ama dedim ki abi canavar bir bilgisayara geçeyim. Gerçekten canavar bir bilgisayar olsun. Ve 2080 Ti'nin de White'ı, işte ne bileyim işlemcinin 9900 KS'si, böyle harbiden olağanüstü bir bilgisayar haline geldi. Çok mu memnunum? Çok memnunum arkadaşlar. Açıkçası ilk başta yani 1080 Ti'den sonra 2080 Ti arasında çok fark olacağını düşünmüyordum. i7-7700K mıydı benimki? Ondan 9900 KS'ye geçeceğimde çok olağanüstü bir fark beklemiyordum. Çünkü zaten yani i7-7700'ler, 7600'ler, zartlar zurtlar çok iyi işlemciler. Ama abi nesil farkı 7. nesilden 9. nesile harbi çok fena olmuş. Ha ben bir SSD'mi söylemedim. Arkadaşlar bu bilgisayarda hard disk yok. Sadece bir SSD var. SSD de Samsung'un 970 Evo Plus olması lazım. Modeli 1TB'lık bir model. 3200-3500 falan yazma okuma hızı var. NVMe diye geçiyor arkadaşlar bunlar. Acayip bir SSD. Felaket bir SSD. Bu anakartta arkadaşlar Maximus Hero'da soğutma bloğunun içerisine oturtuyorsunuz. Vidaları var. Vidaları açıyorsunuz. Oraya takıyorsunuz böyle. Tık, vidaları kapatıyorsunuz. 10 numara oluyor. SSD de çok felaket.
Onun da şöyle anlayabiliyorsun. Zaten oyunlardaki loading hızları falan filan RSS'de iyi oluyor. Ama bunda çok 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 hızlı. Dosya aktarımı bunda fena. Vallahi arkadaşlar artık bilgisayar hakkında anlatacak bir şey kalmadı. Ben çok memnunum. Yorumlarda siz de fikirlerinizi yazın. Parçalar hakkındaki fikirlerinizi yazın. Ya da kendi sisteminizle ilgili yorumları yazın. İşte bende şu var, bu var. Şöyle bir şey kullanıyorum falan filan. Bazılarına cevap vereceğim. Verebildiğim kadar. Ne kadar yorum gelecek bilmiyorum. Ama cihaz 10 numara oldu. Kasa tercihim hakkında çok konuşmadım dikkat ederseniz. Çünkü kasa tamamen zevk işi. Yani bunun görünümü çok hoşuma gitti. Böyle camlı mamlı böyle gördüğünüz gibi yan duruyor böyle kasa. Şöyle gördüğünüz gibi yan duran bir kasa. Bu Jaguar Conqueror. O yüzden hoşuma gittiği için ben bu kasayı aldım ama dediğim gibi kasa tamamen arkadaşlar zevk meselesidir. O yüzden kasa hakkında çok bir şey diyemeyeceğim. Ne istiyorsanız onu alın. Ama muhakkak arkadaşlar artık yeni nesil işlemcileri alacaksanız sıvı soğutmanıza çok dikkat edin. İyi bir sıvı soğutmanız olsun. Bilgisayarı iyi soğutsun ki bilgisayardan performansı daha iyi alın. Mesela ben bir termal macun aldım. 100 lira. 100 liraya aldım termal macunu. Harbiden pahalı bir termal macun ama 10 numara bir termal macun. Cooler Master'ın nano muydu? Öyle bir şeydi galiba. Neyse. Bilgisayar hakkında arkadaşlar artık anlatacak bir şey kalmadı. Umarım beğenmişsinizdir. Haftaya da yeni odamla artık alakalı bir video çekeceğim. Yayın odam oldu burası. Yan tarafı bunu kasanın mesela arkasını görmediniz. O da sürpriz olsun. Orada da farklı bir düzenek oluştu. Odayı da göreceksiniz. Haftaya bakalım ne diyeceksiniz. Bu arada videoyu bitirmeden arkadaşlar bir daha söyleyelim. Bugün akşam saat 5'te Facebook sayfamda canlı yayındayım. Hepinizi canlı yayına bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.